Herkese merhabalar. Magazin Noteri özel köşemiz astroloji köşesinde ilk defa katılacak Dinçer Güner, astrolog, yazar, Hürriyet'te yazıyor. Buradan takip etmenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Profesyonel Astroloji Derneği Başkanı, eğitmen. Birçok programa katıldı ama Magazin Noteri'nde ilk defa olacak. Yoğun temposu biliyorum ki o kadar çok gece gündüz çalışıyor, bizlere bilgiler veriyor. Zaman ayırdığı için öncelikle teşekkür ediyorum. Durumlar ortada. Soracağım fazla bir şey yok. Zaten hepimizin yaşadığı depremdi, seldi, felaketler sonrası. Bir taraftan seçimlerin konuşulması, ekonominin durumu. Benim söyleyecek fazla bir şeyim yok, soracak bir şeyim de yok. Ama Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, tutulmalar, dolunay etkileri, bir yıllık döngüde neler yaşayacağız zaten sayfasında takip ediyorsunuz ama bizim izleyicilerimiz ilk defa izleyecekler bu programı. Hayırlı uğurlu olsun, devamı olsun inşallah. Hoş geldin Hoş Dinçer. bulduk. Hoş bulduk. Bahsetmiş olduğun gibi aslında çok da böyle yüzümüzü güldüren, çok böyle keyifli dönemlerden geçmiyoruz. Hem yaşadığımız bu 6 Şubat'taki acı deprem olayının ardından bir de üstüne mum dikermişçesine meydana gelen sel felaketi. Bir de üzerine tabii ki hani yankılarının en çok dünyada duyulduğu ama bize de tabii ki derinden hissettiğimiz ekonomik koşullarla birlikte yani çok böyle keyifli bir süreçten geçmiyoruz. Bir de üstüne şimdi bir de seçim ekonomisi de tabii ki eklendi ve seçimin de ayrı bir atmosferi de var tabii ki bizi bekleyen. Bakalım böyle çok gündemimiz çok hareketli aslında. Evet, sen hep programlarında dersin ki bana katıldığın zaman da ben hep olumsuz şeyleri söylüyorum ama olumsuz olan şeyleri söylüyorsun. Neyse gökyüzünde hesaplar, haritalar ona göre gidiyorsun. Bunu da söylüyorsun ama 2023'e öyle bir girdik ki senin söylediğini bir kez daha doğruladı. Umudumuz güzel şeyler olsun. Yani dileğimiz de umudumuz da o. Ama neler bekleyecek sözü sana bırakıyorum. Hem Mart hem Nisan ayına girerken yaşadıklarımız ortada. Mart'ın sonuna geliyoruz. Söz sende. Yani ben bazen böyle o depremde de konuşamadım. Söylenecek söz de olmuyor. Şimdi ölen tamam. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanların işi daha zor. Kar, kıyamet, sel derken bir tarafımız canımız, kalbimiz orada. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tüm Türkiye tek yürek oldu ama acımız derin. Bunu sen de yaşıyorsun programlarında da, YouTube kanalında da söylüyorsun. Doğru. Peki bizi nasıl bir süreç bekliyor? Aslında Mart'ın 7'sinde, Mart çok önemli bir ay, çok değerli bir ay. Astrolojik anlamda bir değeri ki. Çünkü özellikle 7 Mart'ta Satürn dediğimiz disiplini, zorlanmayı temsil eden, büyümeyi de temsil eden diğer taraftan yapılanmayı gösteren Satürn dediğimiz gezegen Balık burcuna geçiş yaptı. Kova burcundaydı son 2,5 yıl boyunca. Şimdi Balık burcunda seyahat ediyor. Bir de 23 Mart'ta yine jenerasyon gezegenlerinden biri olan Plüton gezegeni Kova burcuna geçiş yapacak. 20 yıl kalacak. Çok önemli aslında. Asıl önemli olan bu. Ve bir de Mart'ta 21 Mart'ta 0 derece Koç burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Hani Mart astrolojik değer anlamında aslında astrokalite anlamında oldukça önemli bir süreç. Şimdi Satürn'e zaten girdik. Satürn balığa zaten girdi. Gireli bir hafta oluyor. Ama tabii ki az buz bir zaman değil. 2,5 sene kalacak Satürn. 25 Mayıs 2025 senesine kadar kalacak. Çok önemli bir şeydir Satürn balık süreçleri. Çünkü Satürn özellikle balık burcunda, balık su elementi bir burç. Sular, denizler, denizlerdeki canlılıklar, su ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü temayı anlatır bize. Ve Satürn tabii ki bir taraftan disipline eder ama bir taraftan da bir zorluk çıkar. Çünkü Satürn'ün görevi problemleri görünür hale getirerek bunlar için bir çözüm sürecine doğru sokmaktır. Ha, çözüm sürecine girersiniz girmezsiniz orası tartışılır. Zaten Satürn'ün ortaya çıkartmış olduğu konularla ilgili çözüm sürecine girerseniz büyürsünüz. Çözüm sürecine girmezseniz daha büyük kayıplar verirsiniz aslında. Şimdi Satürn balık su elementinin gibi demek ki 2,5 yıl boyunca suyla ilgili konularda, denizlerle ilgili konularda bizi stresli süreçler bekliyor demektir bu.
İşte mesela keşke olmasaydı ama deprem bölgesi meydana gelen mesela sel felaketi. Ya da sadece bu şekilde değil, yani 2,5 sene boyunca biz birçok böyle sel ve suyla ilgili sıkıntılarla karşılaşacağız. Denizlerle ilgili de olacak bu veya suya ulaşmakla ilgili de olacak. Mesela bu sene farkındaysanız ülkemiz için söylüyorum bunu, çok fazla kar suyu almadık mesela ve barajların doluluk oranları da ortada. Yani bize aslında suyla ilgili çok böyle keyifli bir süreç beklemiyor. Artık bununla ilgili bir takım çözümler üretilmesi gerekiyor çünkü tam Satürn balık bize bir yerde bunu da gösteriyor. Sadece bu da değil. Bence deniz canlılarıyla ilgili, denizdeki canlılık oranlarının da düşmeye başlayacağı tehlikeli bir süreç de bekliyor aslında bizi bir yerde. Bu Satürn balık süreci içerisinde 25 Mayıs 2025 senesine kadarki dönemde. Ama bunun yanı sıra tabii ki Satürn balık dönemleri aslında tarihte baktığımız vakit siyasi anlamda iktidar, siyasi istikrarsızlığın en çok da yaşandığı dönemleri anlatıyor bize. Tüm Satürn balık, çünkü Satürn 29-30 senede bir aynı burca gelir. En son işte 92-94 senesi arası yine balıktaymış. Yine bir 30 sene geri gitmek gerekiyor. Biz bir önceki Satürn balık süreçleri için hep 30'ar sene böyle gide gide mesela 60'lar var. Bir 30 sene geri gittiğimiz vakit yine 62-64 arası karşımıza çıkıyor. Ondan sonra bu Satürn balık süreçlerinde hep böyle siyaseten istikrarsızlığın ve karmaşanın en yoğun olduğu aslında dönemlerle karşılaşıyoruz. O yüzden de siyasi anlamda aslında ve çok ilginç bir süreç bekliyor biz önümüzdeki 2,5 senelik süreç. Seçimin sonuçları her ne olursa olsun bu arada. Hani A kişisi kazanır, B kişisi kazanır, hiç orada değilim. Yani işte atıyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da kazansa, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da kazansa, Sayın Muharrem İnce de kazansa, Satürn o balıktan geçecek. Ve Türkiye'nin 10. evinden iktidarı sembolizlerini alandan geçecek. Öyle ya da böyle. Yani bir Satürn balık sınavı verilecek. Yani bu ülkenin vereceği bir sınav var bu anlamda. O yüzden oldukça böyle önemli. Özellikle balık birazcık daha dağılmaya çok müsait bir burç. Satürn'ün yapısıyla çok böyle doğası ve yapısı çok uymuyor aslında. Çünkü Satürn saf, katı gerçekler demektir. Balık da olabildiğince hayallerle, dağılmayla, gerçeklerden kaçmakla çok ilişkilidir. Satürn gibi bu kadar sert bir planet, bu kadar balık gibi çözülmeye çok müsait bir planetle birleştiği zaman ortada bir uyumsuzluk çıkıyor aslında. Şimdi bu uyumsuzluk bir istikrarsızlığı da getirir aynı şekilde. Bu uyumsuzluk ister istemez o dengeyi bulma çabası içerisinde bir takım böyle çalkalanmaları ve zararları da ister istemez meydana getiriyor. Tarihte özellikle Satürn balık süreçlerine baktığımız vakit çok önemli durumlar meydana gelmiş aslında bakarsanız. Hem Türkiye'de hem de dünya siyaseti içerisinde hem de Türkiye siyaseti içerisinde oldukça önemli durumlar meydana. Tabii ki iyi şeyler de var bu arada. Mesela bir önceki Satürn balık süreci içerisinde Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında mesela Harran Ovası ilk defa su verilmiş. Gene suyla ilgili bir yatırım, bir başlangıç yapılmış mesela. Önemli. Aslında Satürn'ü biz iyi bilirsek bu balık süreci mesela Satürn döneminde şimdi girdik daha bir hafta oldu. Belli ki iklim, toprak kayması, sel sıkıntılar var. Bizim acilen bunlarla ilgili bir sürü çözüm üretmemiz gerekiyor. Yani o yağmur sularını çok iyi damıtmamız gerekiyor. Sistemlerin kurulması gerekiyor. İşte sel riskleri varsa sel risklerinin olmuş olduğu bölgelerde suyu çok hızlı boşaltacak. İşte yeraltı geçitleri belki pompalar onlar bunlar. Hani neyse onun mühendislik çalışmaları. Bunların hepsinin çok acil ve çok ivedilikle yapılması gerekiyor. 2,5 sene az zaman değil. Sadece bizde değil bu arada. Ülke olarak söylemiyorum bunu. Yani bu dünyada da geçer. Çünkü Satürn balık sende Türkiye yaşamayacak bunu. Dünya da yaşıyor bunu aynı şekilde. Dünyada da göreceğiz bu 2,5 senelik süreçte suyla, denizlerle ilgili sürekli problemlerin, sıkıntıların, suya ulaşmakla ilgili problemlerin ve sıkıntıların oluşabileceğini göreceğiz bu arada tabii ki. Çok büyük deniz kazaları meydana gelebilir mesela bu Satürn balık süreci içerisinde. Mesela en son 94 senesinde yine Satürn balık dönemindeyken Avrasya feribotu kaçırılmıştı mesela. Çok böyle önemli bir olaydı. Hani hatırlayanlar olacaktır. Böyle işte böyle teröristler kaçırmıştı bir feribotu. Ve bayağı çok uzunca süre konuşulmuştu bu olay aslında o dönemin Türkiye'si içerisinde. Yine böyle bu ve buna benzer denizlerde tehlike yaratabilecek durumlar oluşmasını ihtimalini ister istemez aslında göstermekte. Tabii ki Satürn yapılandırmak demektir aslına bakarsanız bir taraftan da. Balık da gerçeklerden kaçmak ama şimdi gerçeklerden nasıl kaçılabilir? Birkaç farklı şekilde kaçılabilir. Ya hayal alemine çekilirsiniz. Ya uyuşturucu, uyarıcı gibi konular gündeme gelebilir ya da alkol ve türevleri gündeme gelebilir. Çünkü gerçeklerden koparan şey birazcık bunlardır.
Mesela Satürn düzenleme demekse aslında sizler de biliyorsunuz ki çok ciddi bir şekilde uyuşturucunun kullanım yaşı dünyada özellikle çok düştü. Ya artık böyle 12-13 yaşlara kadar, ilkokul seviyelerine kadar düştüğünü görüyoruz bu arada. Çok acı bir gerçek bu. İşte Satürn balık belki bununla ilgili çok ciddi operasyonlar, çok önemli düzenlemeler, çok ciddi cezai yaptırımların gelebileceğini bize gösteriyor. Satürn balık bence bu uyuşturucu kartellerinin tepesine çökülmesi noktasında ya da uyuşturucu mafyalarını ondan sonra belki de köşeye sıkıştırma konusunda çok önemli operasyonların da yapılabileceği bir dönemi, bir süreci aslında bize gösteriyor bu 2,5 senelik süreç içerisinde. Balık tabii ki birazcık da şifayla da çok ilişkidir, sağlıkla çok ilişkidir, ruhsal sağlıkla ilişkidir balık burcu. Çünkü astrolojinin 12. evini anlatır bize. Bu dönem içerisinde sağlık sektöründe de önemli yapılanmaların yapılacağını, meydana geleceğini açıkçası düşünüyorum. Bu dönemde, bu süreç içerisinde özellikle ilaçlar, ilaçların kullanımı, işte hangi ilaca nasıl ulaşacağımız, işte belki kutu kutu almayacağız, ihtiyacımız kadar olanı alacağız ya da sağlık sisteminde yepyeni bir yapılanma içerisine girecek. Çalışma sistemleri, işte doktorların ülkede kalmaları için belki yeni teklifler, yeni düzenlemeler. Çünkü birçok doktor hani yurt dışında eğitim görmek veya orada daha yaptığı işi daha farklı bir noktaya taşımak için aslında yurt dışına gidiyor. Hani belki bununla ilgili yeni düzenlemeler meydana gelebilir bu Satürn balık süreci içerisinde. Bize bir sürü şey öğretecek ama bence bu Satürn balık da mesela yine 90'larda baktım 95 tane mesela bir Kardak krizi meydana gelmiş Yunanistan'la aramızda yaşadığımız. Bence bu 2,5 senelik süreçte yine Yunanistan, adalar, Kardak hani bu tarz böyle bu minvalde çok böyle önemli bir takım böyle krizler, diplomatik bir takım krizlerin, durumların yine meydana gelebileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde. Yine bir önceki Satürn balık süreci içerisinde çok fazla faili meçhul cinayetlerle yankılandığı bir dönemde Türkiye ve dünyada da aynı şekilde sadece Türkiye'de değil ama mesela Türkiye'de şöyle bir şey olmuştu. Buradan çıkan Cumartesi Anneleri grubu çıkmıştı aslında. Benim tam çocukluk dönemime denk geliyor. Bir 10-12 yaşlarıma denk geliyor. Ben birazcık da hayal meyal hatırlıyorum bunları elbette. Çünkü internette yaptığım araştırmalar, bu tarz yazıları yazarken çünkü çok sürekli araştırma yapma halindeyim. Her bunları okuduğumda evet ya diyorum evde bunlar vardı. İşte televizyonda duyardık bunları çok böyle hayal meyal hatırlıyorum. Bu tarz böyle gündemler vardı. Faili meçhul cinayetlerin çok fazla olmuş olduğu bir dönemdi bu Satürn balık süreci. Yine özellikle bu tarz böyle konular dünyada özellikle görebiliriz. Bu tarz haberleri, faili meçhul ondan sonra durumları açıkçası görebileceğimizi açıkçası düşünüyorum. Önemli bir süreç olacaktır bu. Ama tabii ki ülkenin geneli açısından yani Türkiye nezdinde bakarsak Satürn balığa Türkiye'nin 10. evinde yani iktidarı temsil eden alanda seyahat edecek Satürn. Önemli bir süreç bu. Az önce de yani konuşmanın başlangıcında söylediğim gibi iktidarı kimin geldiğinin önemli olmaksızın evet biz şimdi 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçim bekliyor. Ülkenin kaderini ve gidişatını ondan sonra öyle ya da böyle değiştirecek bir seçim bekliyor bizi. Ve şu an seçime giren işte şu an en temelde görünen işte biliyorsunuz ki adaylar var. İşte Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın bir adayı olarak ondan sonra öne çıktı. İşte akabinde işte geçtiğimiz birkaç gün önce Sayın Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir'den aday oldu kendisi. Ondan sonra Sayın Sinan Ogan tek ondan sonra keza Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ve bir de biliyorsunuz şu an Muharrem İnce'yi görüyoruz Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda. Şu an hani en aktif olarak 4 tane aday var. Şimdi hangisinin seçileceği çok önemli değil. Ne olacağı yani önemli tabii ki de. Daha parlak belki. Sana yani hesaplara göre diyeyim. Gökyüzüne göre hangisi isimlerden daha parlak yıldızı? Şöyle ben 3 tane ismi inceleme şansına eriştim. Yani vaktim olabildi. Bir tanesini incelemedim henüz. Yani Sinan Ogan'ı henüz inceleyemedim. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Muharrem İnce'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladıkları anları, yani seçim için aday olduklarını açıkladığı anların haritalarını incelediğim vakit aslında bu 3 kişi arasından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani haritasının nispeten daha daha güçlü ne diyeyimse işaretleri var diyeyim. Ama zaten şöyle bir şey var. Şimdi astroloji yani benim yaptığım astroloji diyeyim en azından ben tarihten yararlanıyorum her zaman. Yani tarihte neler olmuş onlara bakıyorum ve önümüzdeki süreçte neler olabileceğini tarihteki yansımaları kontrol ederek aslında anlamaya çalışıyorum. Tıpkı az önce Satürn balık hikayesini anlatmaya çalıştığım gibi.
Şimdi bu sene seçim senesi tabii ki önemli. Biz bu sene mesela gerçekleşecek olan güneş ve ay tutulmaları, önemli güneş ve ay tutulmaları yaşayacağız bu sene. Bu sene meydana gelen güneş ve ay tutulmaları, 2002 senesinde meydana gelen güneş ve ay tutulmalarıyla aynı burçta, aynı derecede, aynı dakikada meydana gelecek. Aynısı. Şimdi biz buradan tabii şunu anlıyoruz. Ben şunu okuyorum. Hani baktığım yerden. Biz 2002'de yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için sandığa gitmişiz. 2002 senesinde. Belli ki bu senede yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için sandığa gidilecek. Bunu gösteriyor aslında. Astrolojik göstergeler. Bu noktada oldukça önemli. Ama kimin seçileceğinden bağımsız Satürn balık sürecini yaşayacağız. Yani kolay bir süreç olmayacak. Bu önümüzdeki 2025 Mayıs'a kadarki sürecin çok da böyle hani rahat, keyifli, ondan sonra işte bir elimiz yağda bir elimiz balda falan geçmeyeceğini açıkçası gösteriyor haritalar. Yani çünkü tam Satürn tam tepeden geçecek. Burada özellikle Satürn'ün gerçekliğiyle balığın hayallerinin çok fazla çatışacağı, ondan sonra bir süreç bekliyormuş gibi duruyor açıkçası haritalara baktığım vakit. Ama tabii ki önemli, çünkü bu bir yapılanmayı da gösterir. Satürn yapılanmak demektir. Bence bundan sonra her kim Cumhurbaşkanı olacaksa 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra gerçeklerden hiç uzaklaşmaması gerekiyor. Gerçek verilerle hareket etmesi gerekiyor. Gerçek tabloyu önüne koyarak hareket etmesi gerekiyor. Çünkü balık hayallere gel gel yapabilir. Gölge tarafı budur balığın. Ha, balığın tabii ki sanatsal başarısı da vardır, şifası da vardır, yardımseverliği de vardır, empatisi de vardır. Bunlar balığın tatlı tarafları, güzel tarafları. Ama balığın gölge tarafı kaçmak, kabuğuna çekilmek, hayallere kaçmak, gerçeklerden kaçmak istemek. Bunlar balığın gölge taraflarıdır. İşte Satürn balığa girdiği vakit genelde zaten Satürn zorlukla ilişkili bir planet olduğu için bir burcu girdiği zaman o burcun iyi özellikleriyle sınamaz hiç kimseyi. O burcun gölge özellikleriyle sınamaya başlar. Çünkü test dediğimiz, sınav dediğimiz şey zor koşullarla olur. İyi koşullarla olmaz genelde. O yüzden de hani her kim gelecekse gerçeklerden kaçmadan, tabloyu net görerek, gerçekleri net görerek, veriyi iyi okuyarak ondan sonra bir yönetim anlayışını belirlemesi ve böyle bir kurgu içerisinde gitmesi gerektiğini gösteriyor açıkçası. Bence bu noktada oldukça önemli. Tabii bu ay, yani az önce de söylediğim gibi Mart çok önemli bir ay. Çünkü bu ay 23 Mart'ta da Plüton Kova burcuna geçiş yapacak ve 20 yıl kalacak. Şimdi bu neden önemli? Şundan dolayı önemli. Plüton jenerasyon gezegeni. Yani jenerasyonlar arası farklılıkları anlatıyor bize. Şimdi 2008 yılından beri Plüton Kova burcundaydı. Az buz bir zaman değil. Ne kadar? İşte yaklaşık 15 senedir Kova burcundaydı. Pardon, Oğlak burcundaydı. Çok özür dilerim, düzeltiyorum. Ve şimdi Plüton'un yaptığı şey şudur. Plüton bir burca girerken ve bir burçtan çıkarken en güçlü özelliklerini takır 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 ortaya koyar. Plüton yıkım demektir. Plüton değişim ve dönüşümle ilişkilidir. Plüton bir yere girdiği vakit veya çıkarken önce orayı bir dümdüz eder, yıkar, değiştirir ve dönüştürür ve yeni bir sistem ve düzen inşa eder. Plüton'un yaptığı şey budur. Plüton 2008'de Oğlak Burcu'na girdi ve yıl oldu 2023. 15 senelik süreçte Oğlak Burcu'nun temsil etmiş olduğu konularda çok önemli gelişmeler yaşadık dünyaca. Ekonomi, Oğlak ekonomi demek her şeyden önce. Bir kere paranın el değiştirmeye başladığı, firmaların küçülmeye başlandığı, ekonomik anlamdaki alışılmış kuralların değişmeye başlandığı, bilindik ekonomik sistemlerin yanına bir de kripto piyasaların girmeye başlandığı bir şekilde, onlar da kendine piyasada bir şekilde bir yer edinmeye çalışıyor. Blockchain'ler, kripto, teknolojinin gelişmesi, hani ekonomik anlamda öyle oldukça önemli bir türbülanstan geçiyoruz aslında 2008 yılından beri. Yani çok acayip böyle rahat bir ekonomik bir tablo yok hiçbirimiz için. Dünya için de yok aslına bakarsanız. Ve 2008 yılından bu yana meydana gelen aslında çok önemli 3 tane kriz var. Aslında Plüton Oğlak gibi o krizi yaşattı bize. Bu bir. İkincisi, Oğlak sert, katı, soğuk, mesafeli, acımasız yöneticiler demektir. Oğlan temsil ettiği şeyin çünkü budur. 2008 yılından beri dünyadaki yönetici profillerine baktığınız vakit hiç kimse sevgi, aşk, böcek, çiçek, hani kerençlerin bağımlılığının yöneticileri değil hiçbirisi.
Yani hepsi birbirinden katı, hepsi birbirinden sert, hepsi birbirinden otoriter. Ondan sonra profilleri gördük 2008 yılından bu yana. Şimdi bu 23 Mart'ta ondan sonra bu profiller de değişmeye başlıyor bu arada. Önemli bir şey bu noktada. Başka neler değişik 2008'inden beri? Oğlak yaşlılar demektir bu arada. Çok önemlidir. Oğlak yaşlı kesimi temsil eder. Mesela biz pandeminin ilk çıktığı zaman ne yaptık? Yaşlıları eve kapattık hemen. Aman onlara bir şey olmaz. Biz de pandemi yaşadık bir de üstüne üstlük. Yani işte pandemi ekonomiyi de etkiledi. Bakın hepsi birbirine bağlı şeyler aslında bakarsınız. Bütün sistemler birbirine bağlı. Ne dedik? Aman yaşlılar dışarı çıkmasın, onlar evinde kalsın, işte onların başına bir şey gelmesin. Yaşlıları korumaya çalıştık mesela bu pandemi süreci içerisinde hatırlarsanız eğer. Onun dışında Oğlak'la birlikte Arap Baharı başladı 2008'den sonraki süreçte aslında. Orta Doğu'yu ondan sonra Orta Doğu'daki kartların yeniden dağılmış olduğu, yöneticilerin değişmeye başladığı bir Arap Baharı başlamıştı. 2008, bunlar 15 sene önce çok böyle önemli bir süreçte yine oğlan temsil etmiş olduğu konularla ilgili çok önemli şeyler yaşadık. Çok da fazla uzatmayacağım. Yani neler bir yaşadığımızla alakalı. Şimdi kovaya geçiyor. Kova önemli. Çünkü aslında bu kovaya geçmesiyle birlikte bir kere dünyada yönetici olarak tanımladığımız profiller değişiyor artık. Artık oğlak tadındaki insanlardan çok kova tadındaki insanlara geçiyoruz. Ne demek bu? Daha belki sosyalist. Hani tam tabii ki sosyalizmden bahsetmiyorum ama daha fazla bütüne önem veren. Yani o bütün içerisindeki belli gruplara ayrıştıran değil de çünkü oğlak sınır koyar ayrıştırır. Kova sınırları ortadan kaldırır birleştirir. Artık daha fazla birleştirici yöneticileri aslında göreceğimiz bir süreç bekliyor bizi. Şimdi tamamen bir sembol okuma olarak söylüyorum bunu. Mesela bakarsanız ülkemizdeki bunun ilk etkilerini mesela bir altılı masa olarak gördük biz. Bakın birleştirici. Ülkenin farklı tonlarındaki farklı grupları temsil eden oradaki insanların birleşerek bir bütün oluşturma çabasını görüyoruz. Başarılı olur veya olmaz ama böyle bir çaba var en nihayetinde gördüğümüz kadarıyla. İşte bu Pluto kovanın etkisidir aslına bakarsınız. Biz bunu dünyada da göreceğiz. Mesela biz dünyada sınırların artık yavaş yavaş böyle silikleşmeye başladığı bir dünya üzerine doğru gidiyoruz aslına bakarsanız. Kova teknoloji demektir her şeyden önce. Mesela çok büyük teknolojik devrimler. Şimdi bakın biz ufak ufak bunları yaşamaya başladık. Ne oldu? Önce bir ChatGPT çıktı. Bir deneme sürümü olarak çok önemli bir gelişmeydi bu ChatGPT. İki gün önce de ChatGPT 4 çıktı. Dördüncü versiyonu çıktı. Artık yani öyle bir sistem ki ChatGPT ki bunun üzerine kimde daha neler gelecek. Beste yaptırıyorsun. Diyorsun ki işte bana mouse diyorsun, kedi diyorsun, bana bir görsel yap diyorsun, afiş tasar diyorsun. Sana 10 saniye içerisinde vermiş olduğun anahtar kelimelerle acayip bile afişler tasar diyor sana. Bir yapay zeka çıktı. Yapay zekayla sohbet edebildiğim platformları halkın kullanımını açtılar dünyada. Çok önemli süreçlerden geçiyoruz aslında. Bir taraftan da uzayda çok önemli çünkü kova uzayda demektir. Hani biz şimdi burada bunları böyle konuşuyoruz. Hani yönetim o bu bilinen ne vesaire ama aslında dünya daha başka bir yere doğru gidiyor. Daha başka bir dünyaya doğru gidiyoruz aslında. Teknoloji, bilim, DNA, insan üreteceğiz öyle söyleyeyim. İnsanları artık hani doğurmaya bile belki ihtiyaç kalmayacak kapsüllerden mapsüllerden falan çıkacak böyle insanın üretilebileceği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve 20 sene içerisinde uzayda yaşayacağız biz. Çok net bu. Plüton kova boşuna girmiyor Plüton. Yani Plüton kovaya boşuna girmiyor. Baya uzayda yaşayacağımız bir süreç bekliyor bizi. Çok uzak gibi görünüyor ama herhalde gerçekler bunlar. Çok haklısın. O tarafa da o kadar hızlı girdik ki her şeye. Yani YouTube'da programlar, televizyondan daha çok YouTube'ların izlenmesi bunun bir göstergesi gibi geliyor. Yani 14 Mayıs seçimlerde Satürn balık burcunda ama hayallere dikkat edelim, kapılmayalım. Balığın tatlı tarafı kim gelirse gelsin diyorsun. Evet. Yani Kılıçdaroğlu da gelse... Tayyip Erdoğan bile gelse o 2,5 yıllık süreç zor bir süreç. Bu 2,5 yılın en zorlu süreci 2023 mü Dinçer? Yani 2024 2023'ü aratır mı?
Şöyle bu sene biz tabii ki çok önemli gezegen geçişleri de yaşadığımız için hem Satürn'ün balığa geçişi hem Plüton'un kovaya geçişi böyle üst üste yaşadığımız için bunları da bize çok daha tabii ki zor geliyor ister istemez. Ama 2024 zor mudur? Yani 2023 kadar zor olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü o kadar majör bir şey yok ama tabii şimdi şöyle de bir durum da var. Mesela Plüton kova sürecinin tarihte neler olmuş diye baktığımda mesela orada çok böyle ilginç sinodik döngüler var. Yani bazı tetikleyici unsurlar olacak bu Plüton kova süreci içerisinde. Biz mesela İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını şimdi göreceğimiz bir süreç tarih başlıyor aslında. Ve demiyorum ki bir Üçüncü Dünya Savaşı bekliyor bizi. Olabilir ama illa olacaktır anlamında söylemiyorum. Ama İkinci Dünya Savaşı döneminde çözülmeyen sorunlar asıl şimdi tekrar masaya yatacağını düşünüyorum ben. O yüzden de bence benim hani baktığım haritalarda bence önümüzdeki 2 senelik süreçte, 1,5-2 senelik süreçte Rusya ile Almanya arasındaki ilişkileri önemli buluyorum. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda bu iki ülke başlatmıştı. Şimdi savaş diyorsun ama o kadar da çok bu depremlerle ilgili yapay deprem oldu. Öyle çok söylentiler var ki topla tüfekle değil, sellerle, depremlerle bunlar da görüşülüyor, bunlar da konuşuluyor. Bir düğmeyle, ne bileyim bir emirle yerle bir olabildiği söylenen gündem yaşanıyor. Yani sadece Çanakkale Savaşı'nda topla tüfekle mertçe yapılan savaşlar değil gibi konuşuluyor. Bu konuda neler söylersin? Bir de 23 Mart'ta Plüton Kova burcuna 20 yıl olacak. Belki 5 yıl sonra uzaydan mı yayın yapabiliriz? Yani o 20 Tabii. yılın her an her şey olabilir. Değil mi? Yani bunlar bilmiyorum Dinçer, nereye gidiyoruz? Ya çok heyecanlı aslında ya. Ben bir yerden heyecanlanıyorum. Ben teknoloji ve dijitalin ve yapay zekanın bu hızlı gelişmesini çok büyük bir heyecanla çok yakından takip ediyorum. Çok seviyorum böyle gelişmeleri çünkü teknolojiyi seven bir insan olarak ve kullanan da bir insan olarak, çok yakından kullanan bir insan olarak seviyorum çünkü insan hayatını kolaylaştıran bir tarafı var. Ama elbette ki hayatta her şey kendi zıttıyla var olur her zaman. Yani kolaylaştırdığı kadar bizi zoracak tarafı da vardır. Yani televizyon da aslında hani iyi bir makine. Ama çok kötü tarafları da vardı. Hani uzmanlar çıktı televizyon karşısında şu kadar oturmayın, bu kadar yakın bakmayın, bu kadar uzak bakmayın. Günde 5 saatten fazla bakmayın. Hani ve bir sürü şeyde televizyonun çıktığı zamanlar doğmuştu bunların hepsi. Bunun gibi bir şey. Yani elbette ki zararlı tarafları da olacaktır veya kötü kullanım tarafları da elbette ki olacaktır. Yani biz o Terminator filmlerini boşuna izlemedikse Hercim, boşuna Evet. izletmediler bize. Ayak Android sesi. savaşlarını görmedik boşuna. Ya evet, hala da işte Simpsonlar bilmem ne, bunlar hep konuşulurken birilerimiz uyanıyoruz, birilerimiz sadece seyrediyoruz. Ayak sesleri o yıllardan başlamıştı. Doğru Tabii söylüyorsun. ki. Önceye çok meraklısın, bunu da biliyorum, evet. Doğru. Bilmiyorum. Ne diyelim? Nasıl? Allah solumuzu Allah'a emanet diyelim. Ne diyeyim bilemedim Dinçer. Çünkü bir taraftan da bu İstanbul depremi için herkes tedirgin. Burada kentsel dönüşüm, mesela Maltepe tarafında kentsel dönüşümü için hızlı bir hareketlenme var. Olacak diyorlar. Kimisi 8-9, kimisi 6 olarak söylüyor depremi. Kimisi olmayacak uzak diyor. Öyle uzakla da yakın. Bir şekilde olacaksa bunun da önlemlerinin alınması gerekiyor. Ama herkesin kaygısı şimdi İstanbul depremi, neler söylersin? Evet, çok önemli bir konu özellikle. Şimdi benim depremle şöyle bir ilişkim var. Ben 99 depreminde yaşamış biri olarak bunu söylüyorum özellikle. Çünkü Mudanya'daydım ben 99 depreminde ki Mudanya'nın sahil kısmı da oldukça yıkılmıştı. Çok ciddi hasar görmüştü. Orada oteller, moteller falan filan hani böyle oldukça ciddi zarar görmüş olduğu bir dönemdi. Benim de çocukluk dönemime denk geliyordu 99 depremi özellikle. Şimdi ben deprem konusunda tabii ki bir depremi de yaşamış ve görmüş bir insan olarak çocukluk dönemi de olsa biraz da hassasiyetle yaklaşıyorum bunları konuşurken. Yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şöyle astrolojinin bir şeyi var. Ben nasıl söyleyeyim size? Astroloji bir sembol dili. Yani bir gösterge sadece bir şeyi ifade etmiyor. Yani gökyüzünde gördüğümüz bir açı ya da bir gezegen geçişi tek bir şeyi göstermiyor bize. Onun 4-5 tane farklı anlamı var.
Ve bunlardan sayarken bir tanesi deprem olabilir belki de. Ama atıyorum deprem olması yerine mesela çok böyle bambaşka bir dinamikte çalışabilir o gün. Ekonomik anlamda da çok böyle büyük sarsıcı bir olay meydana gelebilir. Ya da yönetim anlamında bir olay, yani bir şey meydana geleceği bellidir ama bunun adına illa deprem demek mümkün değil astrolojik anlamda söyleyeyim. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ve buradan da tabii ki aslında bir sistemim ve isyanım da var elbette ki benim açıkçası. Çünkü özellikle bu geçtiğimiz 6 Şubat'tan sonraki Hatay depreminden sonra depremi hiç yaşamadıklarını varsaydığım bazı meslektaşlarımın adeta oyuncakla oynar gibi depremin daha 3. günü insanlar kendi yakınlarını enkazların altından çıkartmakla uğraşırken herkes seferber olmuşken şu tarihte deprem olacak, bu tarihte deprem olacak diye yırtınıp durdular. Şubat ayı ve Mart ayını zehir ettiler. Ve hiçbirisi de olmadı bu arada. Çünkü olmayacağı o kadar belliydi ki. Ve ne yazık ki burada inanılmaz şekilde depremin yarattığı korkudan beslenmeye çalışan kan emici meslektaşlar çıktı ortaya. Yani sırf iki tane daha tıklanma alsın, birazcık daha izlenme alsın diye. Ondan sonra bu tarz daha 3. günü böyle yaşını başını almış olan insanların yapmış olduğu yayınlar vardı. Yok işte 9 dediler ki işte 16 Şubat çok önemli. Hiçbir şey olmadı. Ondan sonra ki ay 27 Şubat kaçın. Hiçbir şey olmadı. 7 Mart diye ortalığı inlettiler. Hiçbir şey olmadı. 16 Mart diye ondan sonra sürekli tarih verdiler. Hiçbir şey olmadı. İşte deprem dediğiniz şey bir tane açı olmaz çünkü. Astrolojik anlamda birden çok göstergenin aynı anda çalışması gerekiyor ki bir olay meydana gel. Hele deprem gibi doğal bir afetten bahsediyoruz. Şimdi Hatay depremi çok spesifik bir tarafı vardı Hatay depreminin. Neydi spesifik tarafı? İki tane önemli olay meydana geldi. Gökyüzü anlamında, astrolojik anlamda. Birincisi şuydu. Tam dolunay meydana gelmişti. Ve Uranüs'ün etkili olduğu, Uranüs boğadaydı, toprak elementi. Toprak elementi önemlidir depremlerde. Ve 16 derece boğadaydı Uranüs ve Dolunay'ın gerçekleşmiş olduğu bir zaman meydana geldi. Bu 16 derece üstte basa basa söylüyorum çünkü 2022 Kasım ayında bir tutulma meydana gelmişti 16 derecede ve Uranüs o dereceyi tetikledi. Kasım ayında meydana gelen konuların tekrarı olabileceğini gösteriyordu bize aslında. Bu Hatay depremi zamanı. Kasım'da da 8 Kasım artı eksi 15 günlük süreçte yine bir deprem meydana gelmişti. Böyle bir yıkım olmadı. Ama şöyle bir sarstı, bir yoklamıştı, bir tırsmıştık açıkçası. O anlamda önemliydi bu. Hani o Hatay'daki depremin olması aslında çok önemli. 2-3 tane astrolojik bir sebebi vardı ama şimdi önümüzdeki süreçte 16 dereceyi tetikleyecek durumlar var mı dersen var. Ama bu deprem olacak anlamına gelmiyor sadece. Çünkü Uranüs olduğu vakit boğada deprem de olabilir, ekonomi de olabilir, uçaklarla ilgili, hava yollarıyla ilgili de durumlar olabilir bu arada. Yani illa deprem olacak diye bir kaide yok ama 16 derece tetiklenecek mi dersen eğer evet, çünkü bu arada tetiklenmeye başladı bu arada. Hani bir de üstüne üstlük, yani ne zamana kadar tetiklenecek hemen söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam 5 Nisan'a kadardı ki evet. 6 Nisan'a kadar tetiklenecek. 6 Nisan'a kadarki süreç bence biraz hani rahatsız edici. Ama bu deprem illa deprem olacak anlamında değil bu arada. Yine üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Bazı uyarıları yaparken şimdi mesela ekonomik anlamda uyarı yaptığımız vakit mesela bununla ilgili önlem alabilirsin. Atıyorum tasarruf yaparsın. Az harcarsın. Ondan sonra hani ona göre kendi bir hareket alanı belirler. Ya da özel hayatla ilgili bir şey söyledim mi ki ay ben bir şeyimi kapalı tutayım da hani bir kavga çıkmasın. Hani senin idare edebileceğin ya da müdahale edebileceğin bir alan var. Deprem de bir alanın yok. Şimdi ben buradan desem ki İstanbul depremi şu tarihte. Ne yapacak 20 milyon İstanbullu? Göç mü edecek? Ne yapacak? Millet böyle 20 milyon İstanbullu sokağa çıkıp çadır kentte mi yaşayacak? Kendi çadır alıp kapının önüne çadır mı kuracak? Yani bence İstanbul depremini astrologları konuşturmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar zaten korkuyorlar, panikler, rahatsızlar, kaygılılar, uyku problemleri var açıkçası. Hani meslek etiği diye bir şey var her şeyden önce. Bazen işimizi yaparken meslek etiğinden uzaklaşabiliyoruz. Ben bunu doğru bulmuyorum. Etik anlamda doğru bulmuyorum. Ama ben şimdi atıyorum şimdi ben desem ki bilinmez tarihte İstanbul depremini görüyorum desem ne olacak?
Ne değişecek ya? Sen ne yapacaksın Maltepe'den? Nereye kaçacaksın? Şimdi bu depremi söyleyen de senin gibi söylemekten çekinen için de şunu söyleyebilirim. En azından yetkililer şimdiden... Ama yetkililer bize mi dinliyor? Ama Seher'cim, yetkili beni mi dinliyor? Yetkililer beni dinleyene kadar bir sürü deprem profesörü var. Adamlar zaten bangır bangır söylüyor. Naci'si söylüyor, onu söylüyor, bunu söylüyor. Diyor ki İstanbul 9'da depremi hazır olsun diyor. Bundan daha iyi bir uyarı olamaz. Onları dinleyecekler. Onları dinleyeceklerden çekiniyorsun söyleyen kişiler için de en azından tedbirler için hızlanması gerekiyor. Benim tanıdığım birçok kişi İstanbul'u terk etti. Dinçer bunu söylüyorum korkulardan. Tekirdağ tarafına giden oldu, Edirne'ye giden oldu. İki telli tarafında evlerin boşaldığı söyleniyor. Dediğim gibi bunların hepsi bizi paniğe ve anksiyetemiz arttı. Yani kaygı bozukluğumuz. Seher'cim bir şey söyleyeceğim. Ülkede deprem bölgesi olmayan tek yer Konya Ovası. Hattın geçmedi. Ne yapacağız? Ülkece Konya Ovası'na mı taşınacağız? Evet, çadır mı kuracağız yani, orada? Ya neyse şimdi burada bizim eğer binalar buysa şimdi bizim burada da konuşuluyor. Depreme dayanıklı mı? Kaç kişi biliyor? Çoğumuz bilmiyoruz Dinçer. Ölçülüyor. Tabii. Ne kadar biliyoruz? Annemi doktora götürdüm. İşte korkulardan bahsediyorsun ya. Doktor dedi ki bir tane o anksiyeti için bunu dedi şebeke sularına koymaları gerekir. Ciddi anlamda ben bunu teklif ediyorum. Çünkü Türkiye'nin dünyada şimdi Türkiye'yi konuşuyoruz. %99 anksiyeti kaygı bozukluğu. Haklısın. Söyleseniz bir türlü söylemeseniz bir türlü ama bir şekilde de tedbirlerin nasıl olacak bilmiyorum. Bu tabii ki yetkililerin yapması gereken ama herkes tetikte ve tedirgin. Önlemler nasıl alınacak? Var mı tavsiyen? Ne yapılabilir mesela? Yani uzmanlarız. Takip ediyorsun. Yazılarında da söylüyorsun. Hürriyet'te yazıyorsun. Kendi köşende de. Ama ne yapılabilir? O yüzden yetkililere altını çizerek söylüyorum. Bu korkuyu da kaygıyı da toplu halde zaten bir yere gidemeyeceğiz. Ne yapacağımızı kimse bilmiyor aslında Dinçer. Evet. Orada bir Yani işte burada da ne devreye giriyor? Liyakat devreye giriyor. Ondan sonra hani her şeyden önce belki de seçimlerimizi buna göre yapmamız gerekiyordur Seher'cim. Hani bizi hani seçtiğimiz insanları hani diyeceğiz ki aa evet inşaat dinlenmesine bilmem ne işte onun arkadaşı, onun yöresi, bunun dostu, bunun kuzeni diye vermeyecek ihaleyi. Bileceğiz evet. Hani böyle bir güvenle hareket etmemiz gerekiyor aslında. Yani bunun için çok temele inmek gerekiyor. Yani başka işte o depremin sağlam raporu veren kişinin el altından rüşvetle şey indirgandı yapmayacak insanların olduğuna güvenmemiz gerekiyor. Bunların hepsi liyakat. Evet. Bunların totalinin içerisinde liyakat gerekiyor aslına bakarsan. Yani bu gerekiyor aslında. Temelde bir şey yapmak gerekiyor. Ama tabii ki yani İstanbul'da büyük bir yapılanmaya gitmek gerekiyor bence. Güçlendirmek, işte gerekiyorsa yıkılıp yeniden yapılması ihtiyaç olan yerler için söylüyorum bunu. Rant için değil. Çünkü İstanbul'da rant için başladı aslında bu neydi bunun adı? Yapılanma kentsel yani, dönüşüm. Evet. Yani rant için başladı aslında. Bazı yani, yerlerde bunun rant için olduğu çok böyle belirgin görünüyor. Evet, o yüzden de bize de görev düşüyor. Haklarımızı savunurken, gerçekleri görürken, evet ama illa deprem olacak anlamında söylemiyorum ama Mayıs ayı önemli. Mayıs ayını önemli buluyorum. Çünkü Mayıs ayında bir tutulma meydana gelecek. 5 Mayıs'ta bir tutulma meydana gelecek. Bu 5 Mayıs'taki tutulma özellikle Uranüs etkili bir tutulma yine. Ben Uranüs'ün ter tetiklendiğinde deprem olasılığını düşünürüm. İhtimal veririm, ihtimal. Ama tek ihtimalin bu olmadığını da bilirim. Çünkü Uranüs boğa, dediğim gibi ekonomik anlamda da bir durum çıkartır. Alışılmış olduğumuzun düzeninin dışında bir durum da ortaya çıkarabilir. Grev de çıkartabilir, isyanlar. Uranüs çünkü bunları da temsil ediyor. Ekonomik anlamda da bir durum çıkabilir. Ama hani ihtimal boğada olduğu için, boğada toprak elementi bir burç olduğu için hani 5 ihtimalin arasından bir tane bunu düşünebilirim. Tek ihtimal budur demem bu arada. Ama mesela 5 Mayıs artı eksi 10 günlük süreç hani ihtimal olabilir. Neden olmasın? Ondan sonra ama inşallah olmaz tabii ki.
İnşallah. Yani Mayıs'ta dikkat çekiyorsun deprem, ama bu deprem ekonomik deprem olabilir, siyasi deprem olabilir, hukuksal yasalarda bir deprem olabilir, değil mi? Yani Yok, sadece... hukuk yasadan beklemem. Boğa'nın temsil ettiği, Uranüs'te birleştiği vakit ya ekonomi çıkar burada, ya grev çıkar, ya hava yollarıyla ilgili bir durum çıkabilir. Uçak kazaları vesaire belki meydana gelebilir. Dijital bir deprem olabilir. Bir dijital önemli bir durum meydana gelebilir mesela. Çünkü Uranüs dijital konuları da temsil etmiş olduğu için. Hani bu tarz konular olabilir tabii ki. 2,5, anladığımız o ki 2,5 yıl zorlu bir süreç. Mayıs'la birlikte her anlamda deprem diyebiliriz. O yüzden 23 Mart'ta Plüton Kova burcunda 20 yıl kalıyor. Plüton demek değişim, dönüşüm diyor Dinçer Güner, canım arkadaşım. Vallahi sen anlatırken ben yoruluyorum. Zor işiniz. Hani sen diyorsun ki yetkililer dinleyecekler. Ben baktığım zaman yurt dışında ne bileyim siyasi liderlerin de danışmanı olduğunu duyuyorum. Bildiğim, öğrendiğim, gördüğüm değil, ama bunlar hep duyuluyor. Bu anlamda sizlere çok ihtiyaç var. Tabii ki uzmanların eşliğinde, belki birleşerek deprem uzmanlarıyla birlikte yol alabilirsiniz. Siyasilerin, liderlerin sizlere kulak vermesi gerektiğini düşünüyorum Dinçer. Ya bu programla Yani keşke, keşke. o o kadar yani sen yıllarını veriyorsun, bütün hayatın gökyüzünde ne var, yeryüzünde ne var, hesap kitap, bir de eğitim, yani eğitiyorsun bunlar üniversitelerde. Şimdi artık yeni yeni başladı, benim bildiğim Şenay ile birlikte eğitimler de var. Senin kendi eğitim dönemlerin, süreçlerin var. Yani bu sadece ütopya değil ki, burada Tabii ki. hep bir verip yapılması gerektiğine inanıyorum. Ben astrolojiyi çok bilmiyorum. Sizlerle birlikte öğreniyorum ama inanıyorum. Ya yani bu yıllardır Osmanlı dönemi öncesinde varsa burada bir gerçek var. O yüzden siz zor işler yapıyorsunuz ve çoğaldınız. Ona dikkat. Estağfurullah. Evet, ama bu hakkıyla yapanlar ne olur? Dinçer'in de dediği gibi sırf iki tane tıklanma için yapmayın. Bizleri de düşünün. Hepimiz kaygılıyız. Hepimizin ailesi var, çoluğu, çocuğu, annesi, babası. Onların psikoloji çok önemli. Ne oluyor? Deprem olacak. İstanbul'dan gidelim başka memlekete ya da başka bir ile. Bu da çözüm değil. Yani haklısın. İsyanımız senin de yönde. Yani daha çok konuşacaksınız biliyorum. O yüzden de şimdi burçları ben ikinci plana atıyorum programlarımda. Ama hani genel anlamda söylemek istersen sevgiyle dinlerim seni, bunu da merak ediyorlar, ama genel bir iki kelime yapmak istersen burçları da istersen gir, bilemeyeceğim. Yani çok böyle burçlarla ilgili bir program yapmadık şu an aslında. Hiç oraya da dokunan bir şey de yapmadık. Belki onu başka bir yayında yaparız birlikte, olur mu? Bu çok daha önemli bir şey yaptığımıza inanıyorum. O yüzden değişik, hiçbir şey eskisi gibi olmayacağı hep söyleniyor. Ama belki bir 5 yıl içerisinde uzmanlar bir yayın olabilir. Doğru mu? Doğru söylüyorsun. Tavsiyen nedir? Senin şu an bizim hem psikolojik anlamda hem ruhsal, bilemiyorum, sana bırakıyorum. Yani biraz kendimizi güvende hissetmemiz ondan sonra gerekiyor her şeyden önce. Yapabiliyorlarsa psikolojik destek alsınlar. Özellikle şu dönemi atlatmakta çok zorlanan insanlar varsa eğer aramızda, bizi dinleyenler arasında koşulları müsaitse tabii ki bence çok iyi geleceğini düşünüyorum böyle bir şeyin. Bunun dışında çok her şeyi kontrol etmeye çalışmamak da gerekiyor. Hayat geliyor bir şekilde, akıyor, gidiyor. Hani bilsek de aynı, bilmesek de hani akacak kan damarda durmaz diyorlar ya hani denir ya hani birazcık öyle görünüyor açıkçası. Hani biraz hayatın o akışında biraz kalmak da önemliymiş gibi geliyor bana. Sen bu süreçte nasıl baş ediyorsun? Duygusal anlamda, ruhsal anlamda ne yapıyorsun Dinçer? Çok kolay değil açıkçası. Çünkü benim çok ciddi bir uyku düzenim bozuldu. Uyku problemleri yaşamaya başladım. Ciddi bir şekilde hem de. Ben hani kendim zaten çok bir süredir hani düzenli olarak terapiste zaten gidiyorum. Hani bu dönem birazcık daha belki bunun sayısını arttırmış olabilirim kendimce. Daha iyi geldiğine inandığımdan dolayı. Şimdi yavaş yavaş uyku düzenimi bir şekilde düzene sokmaya çalışıyorum. Biraz da hani şu
insanlar kızacaklar ama kendimce, kendi standartlarımda, kendi şartlarımda normalleşmeye çalışıyorum tabii ki ben de. Bu normalleşmek şöyle anlaşılmasın. Bence yanlış anlaşılıyor bu kelime. Yaşanan felaketi yok saymak veya görmemek anlamına gelmiyor bu. Sadece ben de iyi olmalıyım ki yeri geldiği zaman oraya tekrar müdahale edebilmeliyim. Yani benim de normalleşmem gerekiyor bir yerde. İyileşmem gerekiyor benim de. Herkes hasta olursa kimse kimseye yardım edemez çünkü. Hani kendimce böyle böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Aynı duygudayım. Ben de çok kaygı bozuklukları bu depremle birlikte gece gündüz çok içselleştirdim. Diyorlar ki içselleştirme, insanız olmuyor. O yüzden dedim ki kendime baktığımda bir dakika, yani sen dibe vurduğunda kimseye faydan olmayacak. Şöyle bir silkelen, kendine gel. Hep birlikte orada arkadaşlarım, çocukluk arkadaşım tamamen yerde bir oldu. Eşiyle birlikte eşofmanıyla çıktı. Şükürler olsun diyoruz. Her şeyini kaybetti. Bunları da duyduğumuz zaman, tanıdıklarım var, onları gördüğümüz zaman hep boğazımda bir düğüm. Ama biz ayakta olursak el birliğiyle tüm Türkiye canlarımıza, oradaki kalbimize yardım edebiliriz. Aynı duygular. Aslında herkesin duygusu aynı ama bilinçli olmak da o yüzden yetkililerin altını çizerek bu tür programları da ne olur izleyin. Çok önemli. Zaten uzmanlar konuşuyorlar programlarda. Ne yapılması gerekiyorsa bize de söyleyin, el birliğiyle yapalım. Ama buradan ilik terk etmenin, İstanbul'dan gitmenin, ya memleketi terk etmekle olmayacak. Bugün olmayacak, yarın olacak. Mayıs'ta deprem, bu ekonomik deprem olabilir, siyasi deprem olabilir, Dinçer öyle söylüyor. Deprem de olabilir. Ama korkuyla yaşamak da ayrı bir deprem. Duygularımızın depremi gibi düşünüyorum. Tabii. Bir an önce gelmek gerekiyor. Dinçer, özlemişim seni. Astrolog, yazar, Hürriyet'te yazıyor. Takip edin lütfen. Profesyonel Astroloji Derneği Başkanı, eğitimci, birçok danışman danışanları var. O yüzden de aramıza hoş geldin, kanalımıza hoş geldin. Çok teşekkürler. İnşallah olur. Yüreğine sağlık. Teşekkür çok ediyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Sağ olasın.